Şu Neredeler? Kimin mi? arabasına biniyorlar? Nerede kalıyorlar? E, dün WhatsApp yazışmalarını okudum. Paramız yok. Gerekirse dileniriz. E, İzmir'e mi gitsek, Antalya'ya mı gitsek, oraya mı gitsek, buraya mı gitsek? İzmir ne taraftaydı? Uzak mıydı? Daha yoldan e, ne tarafa yani gitmek lazım? Ne lazım diye kendi aralarında böyle dediler. konuşan 3 tane çocuk ve efendim ortada yoklar. Ee, yani bir sanki daha fazla. çok basit bir karar verecek gibi öbürü diyor ki hele ben bir duşum alayım da ondan sonra karar vereyim. Öbürü ya hiç param da yok diyor. Yani sanki karşı restorana bir kahvaltı yapmaya dahi gitse insan bundan daha fazla hazırlıklı olur. Daha fazla bir plan program yapar. Bu kadar plansız, programsız. Afaki. Bugün kaçmasak mı? Yarın mı kaçacağız? Evet, işte, evet yani. Hani evet. söyle yarın. Ne diyor bakayım eğer erken söylemezsen ben yarına hazırlanamam falan yani hani evet. o kadar çocukça ve insanın o kadar yüreği burkuluyor ki. Şimdi bir de düşünebiliyor musunuz bu yapıdaki genç kızlarımızı eline geçirecek olan insanlar Allah korusun istediklerini yapabilecek durumdalar. Sırtlanlar bekliyor hep evet, sağda solda. Evet sırtlanlar sonunda. o vahşet evet, evet. Kişi, kişiler Bırak ne deseler onları yönlendirecekler. 15 senemizi verdik biz. Aynen. 16 senemizi verdik. Ben kızımı kimseye bırakmam. Kimseye bırakmam. Evet. Arkasındayız, dimdik ayaktayız. Ne olur yardımcı olmayın. Kalmasına izin vermeyin. Arabanızı almayın. Bu bizim kızımız için değil, bütün kızlar için, bütün çocuklarımız için geçerli. Lütfen. Görmüşünüzdür, muhakkak görenler olmuştur. Lütfen arayın. Beş gündür. Arabaya bindikleri kişiler, kaldığı kişiler, yediği kişiler yemeğe girmiştir. Muhakkak bunlar aç kalmadı. Muhakkak birisi yardım etti. Yani. Lütfen arayın. Bu sizin kardeşiniz de olabilir, çocuğunuz da olabilir, kızınız da olabilir. Benim de başıma gelmeyecek dedim ben. Ben hiç aklıma gelmedi. Ben bugün buradaysam belki bir gün siz de burada olacaksınız. Lütfen. Yardım etmeyin. Aç kalsınlar gerekirse, yolda kalsınlar, sokakta kalsınlar. Belki kendileri arayacak bizi. Siz yardım etmeyin. Ne olursunuz. Yalvarıyorum. Bugün kızıma seslenemeyeceğim çünkü kızım beni duymuyordur. Belki görmüyordur, iletişim almıyordur. Bütün insanlara sesleniyorum. Ne olursunuz, gördüyseniz, görürseniz yardım edin. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Başka hiçbir şey. Ayaktayım. Ben sadece kızım için yıkılırım. Başka hiç kimse için değil ama yardım ediyorsanız yani Arkasında değil, yani her türlü arkasındayım ama kızımı kullanmak için sakın aldın. Ben arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım. Her türlü, her türlü söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Yanınızda da bırakmam. Yanınızda bırakma. Yardım etmeyin kızım. Ondan faydalanmaya çalışmayın. Onlardan, bütün kızımızdan. Çok küçükler. Evet. 15 yaşında, 16 yaşında, belki 18 yaşında dediler. Yaşları büyük görünüyor. Evet. 16, 17, 18 görünüyorlar. Belki sizi kandırıyorlar. 15 yaşındalar. Kızımın arkasını bırakmam. Yardımcı olanların da arkasını bırakmam. Şikayetçi de olurum. Peşlerini de bırakmam. Benim çektiğimi hiç kimse çekmiyor şu an. Şu annelerin çektiğini hiç kimse çekmiyor. Emine diyor ki lütfen böyle yemek verip işte arabanızı alıp bir yerden bir yere götürüp onlara yardım etmeyin. Çünkü ceplerinde paraları da yok. Ya bugün 6. gün yani mutlaka birisi karnını doyurdu evet. Evet aynen. Birisi aldı bir yere götürüyor geliyor haberleri. Çünkü görenlerin de şehirlerine baktığımızda e, birkaç yer var ama bence de bunlar İzmir'e doğru gidiyorlar gibi gözüküyor. Yani İzmir, Aydın, e, Denizli buralardan haber geliyor. Ya mesela Çanakkale'de de gördüğünü Adana'da da gördüğünü söyleyenler oldu ama... Hayatım bilemiyorum çünkü kimin alıp nereye götürdüğünü şu an bilemiyoruz. O kadar tehlikeli bir dönemeşteler ki. O nedenle çok hak veriyorum Emine Hanım'a. Yani yardım etmezsiniz ceplerinde parası da yok. Onlar zaten evet, mecburen de ailelerini arayacaklar Hı. ya polis onları bulacak. Evet, Şimdi polisin de onları bulabilmesi için bunların bir yerde bir oturması lazım. Yani bunların bir aç kalması lazım. Evet Yani bu iyi niyet değil. Yani üç tane ben kızı gördüm oradan oraya otostopla götürdüm. Bunun altında yani siz tamam... İyi niyetli aldım diyebilirsiniz ama annelerin açısından bakarsanız kim çocuğunu ister tanımadığı birinin evet. arabasıyla birden bir yerden bir yere gitmesini? Şimdi Müge Hanım bir şey daha söylemek istiyorum. Dün hani arabada görülenler onlar mı bilmiyorum ama eğer onlarsa 35 plaka hani dikkatimi çekti. Yani Denizli'de bunlar İzmir'e gitmek istiyorlar. 35 plakanın Denizli hani bunlarla e, çakıştırabiliyorum ben bunu. Hayatım herkesle konuşuyorum. Şimdi otostop çekip araba bindiklerini söylüyorlar ama belki bunların yanında kaldılar birkaç gün. Tabii Yan kimse şu anda. Ama ben çocukların yine e, yaşının çok küçük olduğunun altını çiziyorum. Suç. Bakın en son işte iki hafta evvel bak hala cezaevinde işte barındıranlar. Yani gerek var mı? Yani soruyorum yani gerek var mı buna? Yani cezaevine bu girmeye çocuklar gerek var, var mı yani? yani bulunacak yani. Dol, bulunacak yani. Dolayısıyla. Olsun herkes ya. Ceza alacaklar. Bunlar daha çok küçük yani Bizim yarım akıllı. Galiba. Ses, ses gitmiyor. Bizim gibi düşünemezler. Her yer tehlike. Yani gören, duyan varsa Allah rızası için. Allah rızası için. Bir haber. <laughs> Bekliyoruz. Perişan olduk kaç gündür. Ya bunlar var ya ağlaya ağlaya canları çıktı bahanelerin ya bildiğiniz gibi değil yani. Hocam yani ya bunların yanlarında para yok pul yok yani ondan sonra telefonlarını satsınlar bu zamana kadar nasıl ne, ne yediler ne işler aç mı susuz mu hiç yok hiçbir şey barınma yeme içme nerede kaldılar Buna bir muhakkak bir yardım edenler var bu hususlarda. Yani, ya belki Allah yardım etmişlerdir ama şu ne olursa olsun da, en azından şurada gördük hani e, yanında kaldılarsa bile hani biz bunlardan şikayetçi olacak değiliz belki şu an yanında değiller ama bugün bizim yanımızda kaldılar. E, Yerini bir yani. yani. Yerini <laughs> orada kaldıklarında evet. kamera görüntüleri çıkar. Mesela bugün birisinin evinde kalmıştır, yardım etmiştir. Kesinlikle şikayetçi değilim o kişiden. Allah razı olsun yardım ettin derim. Ama o evden çıktığı gün belki bir arabaya bindi, kamera görüntüsü var. Mutlaka. Oradan başka bir yere gitti, kamera görüntüsü var. Biz bu şekilde ulaşacağız onlara zaten. Lütfen şikayetçi olmayacağım. Eğer evinizde kaldıysa, yemek yedirdiyseniz, para verdiyseniz biz sadece olduğu yerdeki kamera görüntülerinden ulaşırsak bir şekilde onlara ulaşacağız. Şu an nerede olduğunu bilmediğimiz için nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Lütfen 155, 155 Allah arayın ve lütfen. çocuk polisini isteyin. Ee, çocuk olduklarının altını çizin. Gördüğünüz ilk yerde e, 155'i arayın. 3 tane çocuğun kayıp olduğunu televizyonda izlediğinizi ah. söyleyin. Zaten çocuk polisi her zaman söylüyorum. Çocuk polisi çok mobil, çok hızlı hareket ediyor evet. çocukları bulabilmek için. E, lütfen, lütfen ama bulalım artık biz bugün bu kızları. Yani ben başlarına iyice kötü bir şey gelsin istemiyorum. Bu çocuklar Türkiye'de Depan bir yerde dolanıyor. Yani, des, yani desek ki İzmir'de gördük, İzmir polisi harekete geçer. Denizli'de gördük, Denizli polisi harekete geçer ama bir, bir ipucu lazım. Evet. Bak bunlar sabah kalktılar, bir şey yiyecekler. Evet bir yere girecekler mutlaka ya da görecekler yani evet, mutlaka. Bir yerde bu çocuklar, dün geceyi nereye geçirdiler. Dün geceyi Ay, işte gece, geçirdiler. Varım, varım. Şuna da varım diyebilirsiniz, bu kızlar bize şu yaştayız dedi, bu yaştayız dedi falan. Evet. Bak onu da söylüyorum, evet. aileler de onun altını çiziyor. Ama bu çocuklar o dedikleri yaşlarda değiller. Üçü de lise öğrencisi. Evet, Isparta'dan gerçekten. bir macera uğruna kalktılar gider. Valla yani bunu bu çocuklar için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Siz içinizi ferah tutun. Ben bulacağımıza eminim ama valla hiç Şu gözümün şey. önünden çıkmıyor. Bir tane gelinlik giyen bir İtalyan bir kadın evet, mıydı? Gezgin. Evet. Kadın bütün Avrupa'yı gezdi gezdi. İstanbul'dan çıkamadı kadın tıp, dışarıya. Vallahi içimde yaradır yani. Sen Ve Avrupa... o da otostop yaparak geziyordu. Otostopla gezecekmiş. Evet işte Heh. karşısına Öyle biri. Çıktı, çıktı, bir tane ki, sapık. E, kadının yaşamıyla dedi. ödedi. İstanbul'dan dışarı çıkamadı evet, hayatıyla ödedi yok. yani. Maalesef. Şeydir hep böyle bu otostop deyince o kadın gözümün önüne evet. geliyor. Giymiş gelinliklerini. Hadi gene Allah rahmet eylesin de sen ne işin var otostopla gezecekmiş. Tamam o da bir macera. Ya i̇şte macera da. Hani. Şimdi biz de hayat endişe yani yaşamaya başladık. Yani. Mesela ben yani bunun ucaklarına eminim. Hiç şey yapma. Ben istiyorum ki fazla üzülmeden hani bir problem olmadan bugün 6. gün. Kalbimiz dayanmıyor yani valla. Ne Kötü uykumuz var ne aç, Yani hiçbir şeyimiz yok şu anda yani. Ümitimiz her şeyimiz kesilmek üzere yani. Yani yok ya. şu anda bu yani. kızlarımıza Lütfen bir Allah sıcak versin. çorba ikram ettim diyen. Yapmayın. Evime evet. barkıma yatacak yerleri yoktu diye aldım diyen insanlar kanun karşısında alıkoymaktan, <laughs> hürriyeti tatitten yani hiçbir şey yapmasalar dahi ellerini dokundurmasalar dahi hürriyetli tatilden ve alıkoymaktan ceza yerler. Sorumlu olurlar. Onun için insani görev yapmak istiyorsanız en yakın emniyet birimini arayın. Böyle üç tane genç kızımız maalesef ortalıkta dolaşıyor. Haberiniz olsun deyin. Emniyet birimleri de el koysun. Derhal ilgililere programımıza bilgi versinler. Evet, i̇yi niyet göstermeniz sizin de cezai sorumluluktan kurtaracaktır. Kurtaracaktır yani bunun çünkü cezai sorumluluğu var çocuk küçük. Efendim aslında üç kız değil 4 kız arıyoruz. Ahmetciğim onu da koy bu kızımız da 14 yaşında. Evet onun da anne babası aramızda. Hava, Hava Demir. Ee, o da Ataşehir, İstanbul Ataşehir Yeni Sahra semtinden. Cumartesi gecesi kayboldu. Ne oluyor bu çocuklara gerçekten? Efendim Hava da ortaokul son sınıf öğrencisi. Eyvah, eyvah. Yani aramızda ne yazık ki dört tane acılı anne var ve bir baba var markete gidiyorum diye çıkmış ardından kayıplara karışmış. Bir hafta önce de kuzenine Kadir Kurt isimli bir erkek arkadaşı olduğunu söylemiş. O Kadir'in de 17-18 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. E, havanın kaybolduğu günden itibaren Kadir Kurt'a da ulaşamadığı için herhalde diyorlar ki ailelerde bu havayla Kadir beraber gittiler. Onun da bir görünen bir fotoğrafını koyalım. Evet. E, ya bir de enteresan yani enteresan değil de endişe verici tarafı ee, çeşitli suçlardan sabıkası varmış bu Kadir'in. Hem nasıl evet. 17 yaşında olacak da çeşitli suçlardan sabıkası olacak?